Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir kümenin ortogonal tümleyeni ne demek onu göreceğiz. Bazı önemli teoremler verip örneklerle videomuzu destekleyeceğiz. Videomuza başlayalım. V bir iç çarpım uzayı ve W V'nin bir alt uzayı olsun. W'deki her vektörü dik olan vektörlerin oluşturduğu V'nin alt kümesine W'nun ortogonal veya dik tümleyeni denir ve bu sembol ile gösterilir. Şimdi tanımımıza biraz daha bakalım. Buradaki ayrıntı ve önemli olan şey şu. Ortogonal tümleyeni bakın arkadaşlar W'daki her vektöre dik olan. Burası şöyle bir ünlem yapalım. Her vektöre dik olan vektörlerin oluşturduğu bir küme. Şimdi o zaman W'nin ortogonal tümleyeni nasıl tanımlıyormuşum? Öyle elemanlardan oluşuyormuş ki şöyle V'yi büyük bir küme olarak düşünebiliriz. Şu W'da bir alt uzay olsun. Öyle elemanlardan oluşuyormuş ki V'nin. Hani bunun içinde de olabilir, burada da olabilir elemanlar. Nerede bilmiyorum şu anda. Ama bu elemanların nasıl özellikleri var? W'dan aldım. her W elemanı için V'ler ile W'ler dik. Yani şöyle gösterecek olursak. Şurasında W'nin dik yapalım. Bakın arkadaşlar olay şu. Burada bir küçük V elemanı mı var? Bu küçük v elemanı ortogonal tümleyende ise şöyle bir özelliği olması lazım. W'deki bakın her elemanı bir sürü eleman çiziyorum şu anda. Bu bütün noktalara bu eleman dik. Bakın bir tanesine dik değil. Hepsine dik olması lazım. Yani W hepsine diklik özelliğini sağlaması lazım. Sonra burada başka eleman var mı? Var. Mesela W şey V2 diyelim. Bu da V1 olsun. Mesela V2 de ortogonal tümleyendeyse bunların hepsine dik olması gerekiyor. Yani biraz daha zorlayıcı bir şuradaki özellik. Öyle diyebiliriz. Yani karıştırılan şey oluyor. Sadece bir tane diklik varsa hemen ortogonal tümleyenini atıyor. Öyle değil. Bir örneğimiz var. Örneğe bakalım. W kümesini x, y'lerden oluşuyor. Öyle ki x'ler eşittir, y'ler. Yani birinci koordinat, ikinci koordinata eşit olan noktalar kümesi olarak almışız. R karenin altında. Dolayısıyla o y eşittir, x doğrusunun oluşturduğu, grafiğini oluşturduğu küme olacak. Güzel. Bu kırmızıyla gösterdiğim şey benim kümem. Bunun ortogonal tümleğini de hazır burada peşin maviyle göstermişim. Şimdi peki bu mavi kümem ne? X, y'lerden oluşuyor. Öyle ki x eşittir, eksi y. Yani aslında dikkat ederseniz buraya da 90 dereceyi böyle koymuşuz. Yani bu iki doğru birbirine dik kesiyor. Yani R bir doğru varsa onun ortogonal tümleyeni onunla beraber dik kesen doğru. Fakat hani şöyle bir doğru da olabilirdi öyle değil mi? Bu da dik kesiyordu. Fakat burada özel bir doğru var. Oradaki doğru aslında nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Şimdi alt vektör uzay olması gerekiyor ya orijinden geçmesi lazım. Dolayısıyla onun için ee, bizim ortogonal tümleğini de orijinden geçiriyoruz. İleride göreceğiz alt vektör uzayı oldu. Neyse. Biz örneğimize devam edelim. Gerçekten alt vektör uzayı mı? Nasıl kontrol edebilirim? Şimdi bakın. Bu kırmızı kümeden aldığım her eleman için şuradan, buradan artık nereden alırsanız alın. Bu e, mavi kümeden aldığım elemanla kırmızı kümeden aldığım her eleman e, dik ise ortogonal tümlüğünü böyledir diyeceğim. Yani buradan keyfi bir eleman alacağım, keyfi eleman alacağım, göstereceğim ki bu keyfi elemanın W'nin üzerindeki her noktanın noktaya karşılık gelen vektöre dik olması gerekiyor. Şimdi her x'ye eleman w için y'ler şöyle yazılabilir. Neden böyle yazılabilir? Çünkü w'nin özelliği neydi? Birinci koordinat ikinci koordinata eşit. Dolayısıyla o şekilde yazdık. Şimdi W'nun ortogonal tümleyeni diye e, düşündüğümüz kümeden keyfi bir eleman alalım. E, buradaki kümelerin özelliği neydi? X'ler Y'nin eksilisine eşit. Demek ki Z virgül eksi Z şeklinde aldım. Dolayısıyla ben bu keyfi eleman ile e, W'dan aldığım elemanı çarpıyorum. Burada x virgül x biçiminde olması gerekiyordu. Bu da z virgül eksi z biçiminde olması gerekiyordu. Buradaki iç çarpım bizim standart iç çarpımımız. Çarparsak ne olacak? Birinci bileşenleri çarp, ikinci bileşenleri çarp. Bu çarpımları ayrı ayrı topla. Yani x z artı x çarpı eksi z ne bulduk? Sıfır. Demek ki bu iki vektör birbirine dikmiş. Dolayısıyla bu küme kırmızı kümenin ortogonal tümleğini imiş. Şimdi gelelim ikinci sorumuza x artı y artı z eşittir 0 düzlemi verilmiş. Diyor ki e, rekübün altında tabii 3 boyuta çıktık. Kümesinin ortogonal tümlerini bulalım. Bu düzlemin normali 1 1 1 olup normali şunların katsayılarına bakıyorduk hatırlarsanız analitik geometriden. Bu vektörün tüm lineer katlarından oluşan küme aslında v'nin ortogonal tümlerini verecektir. Yani Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar düzlemimizi çizmişiz. Bu düzleme dik olan bir doğru düşünün. Aslında bu doğrunun bizim için normali e, doğrultmanı olacak. Yani şöyle bir bir 1 şeklinde gösterelim. Bu da normal vektörü olsun. O zaman benim bu bir 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 vektörünün gerdiği uzaya ne diyeceğim? Benim ortogonal tümleyelim diyeceğim. O zaman ne olacak? Span bir bir birlerden oluşuyor. Öyle ki ee, nasıl yazacağım bunu? K çarpı 1, 1, 1. Yani 1, 1, 1'in bir reel katı. Dikkat ederseniz sıfır vektörü de burada olduğunu görebilirsiniz. Güzel, devam edelim. Bir teoremimiz var. Teoreme bakalım. V bir iç çarpım uzayı ve W V'nin alt uzayı olsun. Bu durumda W'nin ortogonal tümleyeni W'nin bir alt uzayıdır. Süper bir bilgi. W ile W'nin ortogonal tümleninin ara kesiti sadece sıfırdan oluşur. Güzel. Şimdi dikkat ederseniz ilk başta çizdiğim şöyle bir şekil vardı. Hani bunu şöyle çizmedim. Hafif böyle dokundurdum. Aslında sanki tek bir noktada kesişiyor. Bu nokta da aslında bizim için nedir? Sıfır vektörü olması gerekiyor. Onu söylemiş burada. Son olarak da bir kümenin ortogonal tümleğinin ortogonal tümleğinin kümenin kendisi olduğunu söylüyor. Burada bazıların kanıtları var, inceleyeceğiz. Hemen A'ya bakalım. W'nin ortogonal tümleği W'nun bir alt uzayıdır. Bakalım. 1. Neye bakıyorduk arkadaşlar? W'nin ortogonal tümleği diye dediğimiz bu küme boştan farklı mı? Tabii ki de boştan farklı. Bu küme her zaman sıfırı içerir. Sıfır bütün vektörleri diktir. Dolayısıyla sıfır vektörü e, W'nin ortogonal tümleyindedir. Yani boştan farklıdır. 2. Buradan iki elemanı alacağım. Bu iki elemanın toplamı da gerçekten burada mı? U ve V şeklinde iki eleman alalım bu kümeden. Göstermem gereken bunların toplamının bu kümede olup olmadı. Şimdi eğer bu iki eleman bu ortogonal tümleyende ise... W'dan aldım. her W küçük W elemanı için bu iç çarpımının sıfır olması lazım ve bu iç çarpımının sıfır olması lazım. Çünkü bunlar ortogonal tümleyende. Güzel. Devam edelim. Buradan şuna bakıyorum. Neye bakmam lazım? Bu arkadaşın ortogonal tümleyende mi? Demek ki bu arkadaşla her W'nun ortogonal e, iç çarpımı sıfır mı diye kontrol etmem lazım. Dolayısıyla şunu yazıyorum. U artı V ile W'nin iç çarpımına bakıyorum. Burada iç çarpım özelliğini kullanıyorum. U virgül W'nin iç çarpımı artı V virgül W'nin iç çarpımı. Bunların ayrı ayrı sıfır olduklarını biliyorum. Dolayısıyla bu toplam sıfır oluyor. Yani ikisinin toplamı da ortogonal tümleyendedir diyorum. Son olarak da K bir skaler olmak ve U da ortogonal tümleyende bir vektör olmak üzere göstermem gereken ne? Skaler çarpım ortogonal tümleyende mi? Yine yukarıdaki aynı mantık. U vektörü ortogonal tümleyende olduğu için e, neye bakmam gerekiyor? W'den aldım. Her eleman için bu iç çarpım e, sıfır şey pardon. Yani W'den aldım e, her eleman için bu iç çarpım sıfır oluyor. Buradan neyi görmem lazım? K çarpı U'nun da W'den aldım. her eleman için sıfır olması lazım. Ne yapacağım? K çarpı U virgül W'nin iç çarpımı bakıyorum. Buradan lineerlik özelliğinden K dışarı çıkıyor. Dolayısıyla burası sıfır olduğundan bu da sıfır geliyor. Demek ki bu eleman da W'nin ortogonal tümleğinde oluyor. 1, 2, 3 sağlandığından W'nin ortogonal tümleğini V'nin yazmışız. Tabii ki de V'nin. Şurada ee, Eksiklik olmuş arkadaşlar. Hemen düzeltelim. V'nin bir alt vektör uzayı olması lazım. Tabi onun alt vektör uzayı sadece sıfırdan oluşuyorsa olur. Evet güzel onu da düzelttik. Ne dedik? W'nin ortogonal tümleyeni V'nin bir alt vektör uzayıdır. Güzel. B'ye bakalım. B'de ne diyor? W ile W'nin ortogonal tümleğinin ara kesiti sıfırdan oluşur. Yani burada iki tane küme var. İki küme eşitliğini göstermek istiyoruz. Şimdi iki küme eşitliğini nasıl gösterecektik? A, B'ye eşit ancak ve ancak A alt küme B ve B alt küme A. Yani iki kümenin birbirinin alt altında olduğunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi biz ne yapmışız? Şu içermeyi göstermişiz. Yani buradan bir elemanı alacağım. Burada olduğunu göstereceğim. Şimdi sıfır kümesinden bir eleman alalım. Ne alacağız? Sıfır alabiliriz. Başka bir şey alamaz. Sıfır alalım. Sıfır w'dadır 0 w'nin ortogonal tümlüğündedir çünkü bunlar yukarıda e, bunun alt vektör uzayı olduğunu söyledik bu zaten alt vektör uzayı dolayısıyla ikisinde de var dolayısıyla bu eleman ikisinin ortak kesişiminde de olacak yani bir tarafı gösterdik çok basitmiş diğer tarafa bakalım yani şuradan bir eleman alacağım elemanın burada olduğunu göstereceğim v'nin bunların kesişiminden alalım kesişimde ise hem W'dadır hem de W'nin ortogonal tümleyindedir. Dolayısıyla bu elemanın kendisiyle e pardon, kendisiyle iç çarpım ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Buraları yanlış yazmışız. Buralar V olacak. V'ye buradan aldık. V elemanı hem buradadır hem buradadır. Dolayısıyla iki tarafta da olduğu için kendisiyle iç çarpım sıfır olması lazım. E, i̇ç çarpımın özelliğinden kendisiyle iç çarpım sıfırsa bunun da sıfır olması gerekiyor. Yani sıfır dediğim şey sağdaki şuradaki pardon nerede, şurada, heh, şuradaki kümededir diyorum. Dolayısıyla burada iki kümenin eşitliğini göstermişiz. C'nin de ödev olarak bıraktık. C dediğimiz neydi? Heh, bir kümenin ortogonal tümleyen ortogonal tümleyenin kümenin kendisi olduğunu göstereceksiniz devam edecek olursak bir teoremiz daha var. A m çarpı n tipinde bir matris olmak üzere A'nın sıfır uzayı ile A'nın satır uzayı R üzeri n'deki standart iç çarpıma göre birbirlerinin ortogonal tümleyenidir. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Hemen bunun başına ünlen atıyorum. Şimdi e, A yani bir matrisin sıfır uzayı ile bunun satır uzayı birbirinin ortogonal tümleri. Mesela A'nın sıfır uzayının ortogonal tümlerini bul diyorsa A'nın satır uzayını bulacaksın. Veya A'nın satır uzayının ortogonal tümlerini bul diyorsa A'nın sıfır uzayını bulacaksın. Olay bundan ibaret. B'ye bakalım. A'nın transpozunun sıfır uzayı ve A'nın sütun uzayı R üzeri M'deki standart çarpıma göre birbirinin ortogonal tümlerindir. Yukarıdaki Mantığın aynısı sadece A'nın transpozu için. Sıfır uzayıyla sütün uzayı. Aslında A'nın transpozu alınca satır uzayı neye dönüyor? Sütün uzayına dönüyor. Aynı şey oluyor. Yani A ile B birbiriyle ilişkili ama yukarıda ne demek istediğimizi anlattık. Önemli. Bir notumuz var. Böyle alt alta bir sürü terslenebilirlikle alakalı not yazdıydık. Onun sonuna bunu ekleyebilirsiniz. Bir matris terslenebilirdir. Ancak ve ancak A'nın sıfır uzayının ortogonal tümleyeni R üzeri nedir? A'nın satır uzayının ortogonal tümleyeni de sıfırdır. Aslında bunlar birbirine denk kavramlar. Eğer bunu görüyorsan matrisin terslenebilir olduğunu söylüyorsun. Ya da matris terslenebilirse A, ya o matrisin sıfır uzayının ortogonal tümleyeni R üzeri nedir diye biliyorsun. Güzel. Şimdi burada A'nın tersine bilininden bahsettik de A kare maddesi yani N çarpı N tipinde bir matris Onu notu yazmamışız ama siz de ekleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi bir örneğimize bakalım. W1, 1, 3, 1, 0, 2, W2 bu, W3 bu. Olmak üzere W dediğimiz küme bu 3 e, satır vektörünün gerdiği uzay olsun. Bu durumda W'nun ortogonal tümleyenini için bir taban bulunur. Şimdi W uzayı ile aşağıdaki matrisin satır uzayı aynıdır. Daha önceden bunu yaptık zaten. Şimdi dikkat ederseniz şu birinci satır W1 burası W2 burası W3 öyle değil mi? Güzel. A'nın satır ve sıfır uzayı ortogonal tümleyenler olduğu için problemimiz bu matrisin sıfır uzayını bulmaya dönüşür. Şimdi ne diyorduk? Bak satır uzayının satır uzayı ile A'nın sıfır uzayı birbirinin ortogonal tümleyeniydi. Demek ki satır uzayının ortogonal tümleyeni bulmak için A'nın sıfır uzayını bulacağız. Olayımız bu. O zaman ne yapacağız? A'nın sıfır uzayı için bir ortogonal taban bulalım. Demek ki A çarpı x eşittir sıfır olacak şekildeki x'i arıyorum. x'leri arıyorum öyle diyelim. Bunu matris formunda yazacak olursak A matrisini buraya yazdık. Yukarıdaki matris. Değişkenlerimiz burada. Burası 3 satır. 5 sütun, burası 5 satır, 1 sütun. Dolayısıyla çıkan matrisimiz 3. E bunu yanlış mı yazdık? 3 satır, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 sütun, 5 satır, 1 sütun. Dolayısıyla 3 çarpı 1. 3 satır, 1 sütunluk bir matrisimiz çıktı. Şimdi arkadaşlar, burada. İşlemleri işlemleri kontrol ederseniz elementel satır işlemleri yapabilirsiniz. 42. videoda ben yapmışım. Hatta oradaki örneği almışız aslında. Elementel satır işlemleri yaptığımızda matrisimiz bu forma dönüşüyor. Şimdi dikkat ederseniz burada pivot var. Burada pivot var, burada pivot var. Demek ki şuradaki arkadaşlardan e, serbest değişken gelecek. Devam edelim. Bu sistemi geri yazarsak böyle bir görünümü elde ediyoruz. Buradan dediğimiz gibi şu iki arkadaşın pivotu yoktu. Buradaki parametreye bağlı. Buraya S demişiz, buraya T demişiz ve X4, X5, X3, X2 ve X1'i bulduk. Yani aslında biz sıfır uzayı, sıfır uzayını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla X1 X2 X3 X4 X5 vektörümüz bu şekilde yazılıyor. S'leri ve T'leri bir kenara ayırdığımızda sıfır uzayı için bir taban N1 ve N2 tarafından gerilen uzay. Öyle değil mi? Yani 0 için, 0 uzay için bir taban N1 ve N2 vektörleri. Bunun gerdiği uzay da artık bizim ortogonal tümleyenimiz olacak. Bu W uzayının. Bu iki vektörün N1 ve N2 olmak üzere W'nin ortogonal tümleyeni bu iki vektörün geldiği uzay oluyor. Burada W U ya diktir. W dediğimiz şey ne? W neye, neye demişiz biz? Ha, e, şu W dediğimiz şey N1 ile N2'nin gerdiği uzay. Yani yukarıdaki uzay. Yani şuradan aldığımız bir eleman. U dediğimiz şey de e, satır uzayının. Şöyle bir geri gelebilirsem. Heh. Şuradaki. Şuradaki. W1, W2 ve W3 vektörlerinin ee, uzay satır uzayı. Yani özetle bu son sorumuz zaten. Özetle ne yaptık? Bize bir mat e, bir küme verildi. Bu küme A'nın satır uzayına denk geldi. Tamam mı? Bu matrisin satır uzayına denk geldi. Yukarıda verilen küme bu. Dolayısıyla ben bunun satır uzayının ortogonal tümleğini bulmak için ne yapmam lazım? A'nın sıfır uzayını bulmam lazım. A'nın sıfır uzayını nasıl buluyordum? Hemen bakalım. Şu denklemi yazıyordum. Bu denklemi elementer satır işlemleriyle çözüyorum. Buradan çözdükten sonra iki tane vektör çıktı. Burada illa iki tane çıkmak zorunda değil. Sıfır uzay için taban vektörleri buluyorum. Bu taban vektörlerinin geldiği uzay aslında benim neyim olacak? O demek ki uzayımın ortogonal tümleyeni oluyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Saat bayağı geç oldu şu bu videoyu çektiğimde. Ee, i̇leriki videolarda görüşürüz. Herkese sınavlarında başarılar dilerim.